Merhabalar, ben Tuğba. Kanalıma hoş geldiniz. Malum sevgililer günü yaklaşıyor. Bugün size kendi çabalarınızla evde yapabileceğiniz bir sevgililer günü hediyesi göstermek istedim. Hazırsanız başlayalım. İşe ağaç parçalarının her iki tarafını da kağıt zımpara yardımıyla zımparalayarak başladım. Pek çok ürünün bir arada ucuza satıldığı bu bir milyoncu tarzındaki dükkanlardan alabileceğiniz malzemelerle rahatlıkla yapabilirsiniz. Kullandığım malzemeleri aşağıda bırakacağım. Projemin ilerleyen kısmında kullanacağım minik şişemi de beyaz boyaya yardımıyla astarladım. Bu görmüş olduğunuz parçalar muhtemelen menteşe tarzı bir şey. Fakat ben çerçeve olarak kullanacağım küçük tahtaların arkasına yapıştırmak için satın aldım. Tanesini 1 liradan satın aldım. İki tane resim kullanacağım. Seçtim, resimlerimi daha önceden bastırdım ve çerçeve olarak düşündüğüm tahta parçasından birazcık daha küçük bir obje ile resimleri içine alacak şekilde işaretledim. Uygun ölçülerde kesmiş olduğum resimleri yine dekupaj tutkalıyla tahtamın üzerine yapıştırdım. Hava kabarcıklarını temizlemeyi unutmuyoruz. Sarı yaldızlı parmak boya olmazsa olmazım. Onunla etrafına güzelce çerçeve yapıyorum. Ahşap görüntüde kalmasından yanaydım önce ama sonra morun yanına altın sarısının daha iyi gittiğini düşünerek çerçevenin dış yüzeylerini bu şekilde parmak boya yardımıyla boyadım. Aynı şekilde alttaki tahtayı da aynı şekilde. Fakat orada tahta dokusunu birazcık daha korumaya özen gösterdim. Daha güzel gözükeceğini düşündüm. Ve kenarlardaki boya kalıntılarını yok etmek amacıyla oralara da gene parmak boya yaldızımı sürdüm.
Kuruduktan sonra sadece resimlerin olduğu bölümleri sıvı vernik yardımıyla vernikledim. Sıcak silikon tabancam yardımıyla materyallerimi kendimce ölçerek yerleştirdim ve üzerlerine resim çerçevesi olarak kullanacağım materyalleri yapıştırdım. Şimdi gelelim şişeye. Ben şişeyi yapıştırmayı tercih ettim çünkü bunun kalıcı bir ürün olmasını istedim. İçindeki koku bittikçe tazeleyerek, bambu çubukları koyarak içinde istediğimiz kokuyla hem evde güzel bir koku yaratmak hem de her zaman kendilerini görmelerini istedim. Biliyorsunuz resimleri sıvı vernikle verniklemiştik. Ürünün geri kalan her tarafını, önünü, arkasını sprey vernikle vernikledim. Şişeye yapıştırdığım kurdele gene onların nişan çikolatalarından kalan kurdelelerden, hatıra olsun diye saklamıştım. Kısmet bugüne kullanmakmış. Oda kokusu yerine sizler oraya çiçek koyabilirsiniz, mum koyabilirsiniz, hediye etmek istediğiniz bir yüzük varsa onu oraya monte edip teslim edebilirsiniz. Hediyenizin boyutu veyahut da çok daha farklı bir şekillerde de süsleyebilirsiniz. Ben biraz daha sade kalmasından yana oyumu kullandım. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Her daim sevgiyle kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.